Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikolojiden yapayım. Yok, o getiriyor, getiriyor. Arkadaş gitti. Ne? Genç kızlar için en uygun hizmet tarzı nasıl olması lazım? Ha, güzel. Ona da gireyim biraz. Şimdi bak, sıkıntın... Almanya geçiyor. Tamam. Sıkıntı, genelden bir, temelden bir şey gireyim. Sıkıntı olsun, panik, vesvese, buhran ve bunalım. Vücutta ateş basmak, gece yatamamak, durup dururken kötü düşünceler gelmesi, kendini kontrol edememek gibi hallerin. Dersin başında biraz, birinci derste biraz bahsetmiştim. Birinci sebebi, Kur'an'ın da ana teması, insan kendisini tanımasıyla mümkün. Dedi ki, insan donmuş bir et yanı değil. İnsan birbirine zıt, birbirine uygun olan alemlerin hulasasıdır. Bunu bilmeyen adam veya hanım, ben de bu tuhaf, garip şeyler bana rağmen isteğim dışında, istem dışı yani, düşünceler niye geliyor? Senin gelmenin sebebi kasır. O alemlere bizde aktif olmasıdır. Peki korkmanın sebebi nedir? Korkmanın sebebi bu, bunları bilmemen, insanı sırf ben zannediyorsun burada oturmak. Burada sen oturuyorsun, bedende sırf sen oturduğunu zannediyorsun. Ondan kaynaklanıyor. Yani mesela diyelim ki sokaktaşını almaya da serserilik yaptı. Peki sen, ya ben ne yapacağım cehennemde? Niye? Bak adam içki içti, bilmem ne yaptı, bilmem. Peki onun içki içmesi sana ne alakası var? Ama ben değil miyim? Şu kapıyı kapat. Ben değil miyim? Diyor. Yani sokaktaki bir Alman'ın davranışı seninle ne alakası var? Alman orada çamura düşmüşse suya, sen de evde yukarıdan üşümen, eyvah çamur oldum. Ne kadar garipse, senin içinde de tuhaf tuhaf düşüncelerin, sen ondan endişe etmen de o kadar gariptir. Ama o kadar fena fil Almanya olmuşsun ki, sokakta birisi düşse çamura sen İstanbul'da bir fevran ediyorsun. Oysa seninle alakası yok. Bak mesela 18 bin alem bu alem içinde. Aldığım bir not okuyayım size. Nasıl ki cep telefonun içinde hem ekvator, hem Sibirya, hem Avrupa, hem Asya'ya ait resimler, videolar olsa. Cep telefonunda, bak şimdi, cep telefonumuzun içinde Sibirya resmi olsa, nedir o? Karda, kardan adam yapan, karda yürüyen, yani Sibirya'nın... Sıcacık çöller. He. Bir de video var aşağıda, ekvator. Bir de bakıyorsun Asya'dan var, Çin'den. Kutuplar. Kutuplar. Bir de Avrupa'nın resmi olsa. Var, tamam. Peki parmağınla, telefona parmağınla şak, 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 onu kaydır, bu gelsin, onu kaydır, bu gelsin. Gelmiyor mu? İkide bir değişiyor. Ha, alemlerde telefonun içindekiler gibi, telefonda dünya gibi insana misal. Nasıl ki telefonda parmakla şak, ya sıkıldım ya, bu karısı çok seyrettim. Sibirya'yı seyrettim bu videoyu ya. Bu videoyu artık seyretmek istemiyorum. Arabistan'daki sıcağı seyredin. Ne yapıyorsun parmağını şak, şak, yani akıllı telefonlar kastediyorum. Parmakla değiştiriyorsun ya. Kardeşim, peki telefonun içerisinde bir yerde sıcak, bir yerde soğuk.
Peki telefona zarar veriyor mu? Telefonun içindeki kötü resimler sana günah oluyor mu? Yok. Telefonun içerisindeki Kur'an sana sevap yazılıyor mu? Evet. Menfi ayet müsbet evet. Evet ama. Onun için ulema demiş ki mesela telefonu içinde Kur'an var. Eğer elinde telefonu hürmeten diyor bak telefonu cebine koysa cep muhafaza kabul ediliyor. Kurtarır. Ama ben gördüm kitapta buna yazı böyle bir metin gözükse diyor bir tahtanın üzerine yazılsa ona gibi veya gizlense. Mesela cebine telefonu koyup da tuvalete gitsen bir beis yok ama telefonu elinle tutup tuvalete gitsen tenziyen mekruhtur. Yani şey gözüküyor, ayetler gözüküyorsa ama. Gözükmese de. Ama yani günah yazılmıyor. Yani hürmeten. Hürmeten. Yani. Hürmeten. Hürmeten. Bununla neyi kastediyorum? Telefonundaki Kur'an sana kuvve-i kutsiye veriyor. Evet. Telefonun içindeki kötü manzaralar açmamda bir mesulet yok. Şimdi biraz sessiz. Şimdi telefonun içerisinde dört mevsimi birden yaşayamaz mısın? Parmağınla Sibirya'yı seyrederken hemen Ekvator'u da seyrediyorsun. Hemen Avrupa hayatını da geçiyorsun. Hemen doğu tarafını da geçiyorsun. Peki bu telefonun kalitesini ve şeyini, kıymetini düşürür mü, yükseltir mi? Yok, telefon telefondur. Tabii, senin alem de telefon gibi, böyle ilimle parmakla şak şak çevir kardeş. Ya bırak onu, geç öteki tarafa. Geç öteki tarafa. Yani telefon gibi kendini düşün. Ya mesela insan... Bak bir daha söylüyorum, donmuş et yığını değil, ne düşünüyorsanız olsunuz, öylesiniz, düşündüğünüz balonun balon gibi düşün, onun içindesin. Abi ben kendimi kötü hissediyorum. Kötü düşünüyorsun demektir. Kötü düşünüyorsun. Şimdi bak şu ortamda, şu konuşurken kendini kötü hissetme edebilmen için fikren burada olmaman lazım. Evet. Ha. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yaparken asla kendini kötü hissedemezsin. Böyle bir şansın yok yani. Ama kötü yerde de kendini iyi hissetmek çok zordur. Mesela gıybet edildi. Tam çıkıyorsun kapıdan diyorsun ki, of be iyi ki geldim ya. Kendimi ne kadar mutlu hissediyorum. Niye? Gıybet ortamından çık. Kendini nasıl mutlu hissedeceksin? Evet. Tamam. Peki, haber seyrettikten sonra hanginiz haberden sonra böyle gerildiniz? Of be ne kadar huzurluyum mu diyorsunuz? Hep moralı bozuk kalkmıyor musun? Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, feyizlisin. Böyle bakıyorum, 15 dakika bütün şeyin gidiyor. Her şey gitti. Evet. Bütün özelliğin gitti. Çünkü niye biliyor musunuz? Haberleri seyrederek olay değişmiyor ama sen değişiyorsun. Olay değişiyor mu? Değiştiremiyor. Değiştiremezsin. Peki sen değişiyor musun? Değişiyor. Bedeli nedir? Bir, içsel çöküntü yaşıyorsun. Huzurlu olamıyorsun. Evde asabi oluyorsun. Kitabı huzurlu yapamıyorsun. Okuyamıyorsun. Devam ediyorum. Hem nasıl ki telefonla video çektiğin zaman bataryası, enerjisi videoya dönüştüğü gibi insan ömrü de bataryası da ahiret filmlerine, videolarına dönüşüyor. Yani dünya hayatı ahirete nasıl dönüşür? Telefondaki batarya videoya dönüştüğü gibi. Örnek. Ufkumuz açılsın diye. Abi şöyle bir şey de olur mu? Özür dilerim. Şimdi telefon hiçbir işe kullanmadığı halde birçok programları açtığı zaman onlar kendi kendine akü çok çabuk bitiyor. Evet. Hiç kimse bir şey yapmıyor, bir faaliyet yapmıyor. Ne konuşuluyor, ne biz müzik dinleniliyor, ne sadece o programlar çok açmadan evet. Akü bitiriyor. Yani biz de durduk yere vazifemiz olmayan birçok şeye sayfalar açtığımız zaman vazifemizmiş gibi geniş aynen. Daireler özellikle bizim enerjimizi bitiriyor. Aynen. Bizim sermayemizi bitiriyor. Aynen. Sayfalar açtın mı?
Yani temelde ne olur rica ediyorum Allah aşkına şu bedeni ev gibi düşünün. Ustad diyor ki beden ruhun hanesi ve yuvası. Yuvası. Evet. Libası değil diyor. Ne olur şu içinde oturduğunuz binayı hayal et, şu duvarı sağ sol, tamam mı? İçinde oturan sen. Arandaki farkı bir hayal eder misin? Ruh da ceset de böyledir. Sinirlerin bozuldu demek ne demek biliyor musunuz? Şimdi binanın oturduğun dairenin şimdi bunun elektrik sistemi bozulsa. Bak daha ampul yanmıyor da ben daha mı açıktı o zaman? Sigorta atıyor. He değil mi? Şimdi ampul kopsa. Eyvah ya ben yatamıyorum ya. Niye ağlıyorsun? Ya ampul koptu. Koptuysa kopsa canım mum yakarsın. İslam'da çareti görmüyor ki. Mum yak. Peki su yani elektrik tesisatı demek sinirler demektir. O gene sen değilsin. Sinirlerin bozuk. Evdeki elektrik bozuk ya. Evdeki elektrik bozulucu mu? Hastanelik oluyor musun? Evde çökmüyor. Bir şey olmuyor ki kardeşim. Peki elektrikte su tesisatı delindi. Tam usta gelene kadar girişini kapat. Ha, su tesisatı demek kanla alakalı hastalıklar. Ya binadan kendini ne olur ayırsana ya. Yatak odası da özel hayat. Tuvalette boşaltmak. Mutfakta doldurmak. Doldur boşalt. Gübre fabrikası. Yani bizim köyde bir adam vardı. Çocukluğumuzda o zaman araba yoktu yani. Dört köyün bir arabası. Adam minibüste giderken çukura gideceği zaman şöyle yapar. Böyle hem araba çukura gitti hem da çukura gidiyor böyle. Yani fena fil araba olduğu için araba çukura gitti o da vücudu bir tarafı çekiliyor. Böyle yapıyordu. Acayip niye? Adamlıktan çıktı. Araba olmuş. Arabaya kaynama olmuş. Yani arkadaşlar demek ki sıkıntının temeli insan kendisini tanımıyor. Bir kere vesvese ve vehim varsa kendini üçe ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bunu ayırırsan neyin nereden geldiğini daha çok güzel yakalarsın, kale almazsın. Mesela bir misal söyleyeyim bak şaşıracaksınız. Uçaktan indim namaz kılacağım. Hiç benim program yok. Eşya bagajımı almadan önce pasaporta gitmeden kenarda merdiven altında kenarda beğenmediğim bir şeyde hemen ceketimi sererim farzımı kılarım. Hemen hiç şansı yok hiç. Uçaktan indim. Fakat böyle bir uyku hali gibi bir tatlı bir şey geçirdim. Acaba uyku mudur değil midir? Kendimden bir geçti mi geçmedi mi? Tamam. Şimdi nasıl ayırt edeceğim biliyor musunuz? Yavrum oraya geçer misin? Geç oraya. Bak bir de söylüyorum. Koltukta uçakta oturdum. Bak o kadar işinize yarayacak ki. Ben bunu 30 senede elde geçirdim. Şu anlatacağım. 30 sene sonra ele geçirdim. Yavrum onu kapat. Telefonu kapat. Kapat telefonu. Heh. Telefonla uğraşma. Bak birinci derste anlattım. Ders dinle. Şimdi ben acaba yattım mı yatmadım mı? Hani böyle tatlı bir şey vardı. Uyku mu uyanık mı? Nasıl ayırt ettim biliyor musun? İndim aşağıya uçaktan. Bana dedim vesvese bakayım gelecek mi? Abdestin var mı yok mu? Bak şimdi vesveseli olan kardeşim bak sana diyorum. Bekledim. Şeytan bana vesvese vermesini bekliyorum. Abdestin var mı yok mu? Şeytan tasdikli olacak şimdi. Ulan bekliyorum ulan bir vesvese gelse ya abdestin yok diye. Almayacağım. Çünkü şeytanın özelliği şu. Varı bozmaktır. Elime bakın. Varı yukarıdan aşağı bozmak. Şeytan imanlıya imansızsın der. Abdestliye abdestsizsin der. Abdestsize veya imansız olan Alman'a der ki ey Alman imanın yok. İmansızlık o kadar kötü bir şey ki. Ne yapacaksın lan sen imansız? Lan cehennem isumarı olacaksın lan der mi şeytan? Korkutur mu imansızlıkla? Korkutma çünkü kendisi imansız. Evet. Peki şeytan
varı bozmak üzerine mantık kurulmuşsa abdest size der mi ki lan senin abdestin yok ha, abdestsiz nasıl su içiyorsun? Lan abdestin yok ha, var mı yok mu demez. Zaten abdestin yok, adamın işine geldiği için ses yapmaz. Eğer abdestin hakikaten yoksa ses yapmaz. Abdestin varsa yerinde durmaz. Ben de onun için lan nerede şimdi abdest alacağım, uçaktan indim. Ama abdesti olduğumu da iyi hatırlamıyorum. Şeytandan yardım aldım. Çaktırmadan çaktım adama. Dedim ki ulan bana bir vesvese gelse de abdest almasam. Çünkü vesvese geldiği anda abdesti var demektir. Ve şeytanı ters köşeye yatırıyorsun. Şeytan bana yapmadı. Dedi ki hiç kusura bakma dedi. Senin abdesti olup olmadığını ben sana bildirmeyeceğim. Kesinlikle. Ortada kaldım. Hiçbir şey demedi. Var mı yok. Ulan gelsene dedim ya. Gene vardır o zaman ya. Ortada hiç yok. Hiç yok. Ha hiç yoksa dedim. Sen zorla kendini tutuyorsun. Benim abdestim var dedim. Ulan ne acayip bir şeysin sen dedi. Aynı böyle hissediyorum. Diyeceksiniz ki şeytan nasıl? Ya bir derste anlattım. İçeride yok abdestin. Vurasın o payını. Git. Gitme. Böyle bir dayatma yok mu ya böyle? Aç. Aç onu aç. Aç telefonu, aç televizyonu. De onu, ver ağzını falan. Vır yok gitti. Böyle coşar gibi bir şey gelmiyor mu? Ha o işte şeytan ya. O arkadaşlar o. O mücadele neticesinde inkişaf oluyor zaten değil mi? Tabii tabii o lazım bize ya. Özür dilerim. Geçen bir dinliyorum bir kardeş anlattı. Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında bir papazın keramet gösterdiklerini istidraç şeyinden söylüyorlar. Ondan sonra o da onun huzuruna çıkarıyorlar. Ondan sonra diyor ki ya sen bakıyor gerçekten de eli keramet veya istidraç. Hani harika halleri var papazın. Malumunuz sizin de abi ben. Ondan sonra diyor ki nasıl oldum bu hale? Ya nefis ve şeytanı dinlemedim ben. O ne dediyse tersini yaptım bu hale geldim. Evet. Peki diyor cennete gitmek ister misin diyor. Veya iman etmek ister misin diye soruyorlar değil mi abi, evet, öyle miydi? Soruyor. Orayı hatırlamıyorum ben. Evet soruyor. Soruyor ondan sonra dur diyor bir istişare ediyor. Kabul etme diyorlar. Ondan sonra hidayete geliyor değil mi? Evet hidayet onu da tersini yapıyor. Öylelikle ters köşeye yatırmış oluyorlar gene. Peki devam ediyorum. Hem nasıl ki telefonda video çektiğin zaman bataryası enerjisi videoya dönüştüğü gibi İnsan ömrü de bataryası da ahiret filmlerine, videolarına dönüşüyor dedik. Telefona 18 bin video yüklense 18 bin. Böyle bir kapasiteli telefon düşünün. Küçük küçük mesafeli. 18 bin tane video yüklense yer darlığı olmaz. Telefonun kilosu artmaz. Birbirini kapatmaz. Mesela aynı telefonun içerisinde, hafızanın içinde 18 bin tane video koysan birbirini örtmez. Örter mi? Örtmez. Aralarında ne mekan ne zaman farklılığı olmaz. Mesela aynı yere videoları koysan bir sene önce koydun, 10 sene sonra koydun. Zaman farkı olmaz. Aynı yerdeler onlar, aynı mekandalar. Önceki video, sonraki video olmaz. Öncelik, sonralık olmaz. Hepsi aynı yerde. Birbirine karışmaz. Birbirini örtmez. Kapatmaz. Gizlemez. Hiçbirisinin hacmi ve kilosu olmaz. Film içerikli farklı oldukları halde karışmazlar. Videoları, içerikleri farklı olduğu halde birbirine karışmazlar. Videoyu seyretmeye kalkarsan zaman lazım. Bir saat onu izlemen lazım. Ama telefonda video kaydıyken bir saat yok. Saat yok. Az çok bir. Az çok yok. Uzunluk, kısalık aynı. Ama seyretmeye kalkarsan bir saat sürüyor. 0-1 hani 0-1 saatlik videoya telefonun dışına olursan senin o saatte alakan olmaz. İçini açınca zaman işliyor. Yani video dururken zaman yok. Videoyu çalıştırınca zaman var. Videoyu açın ekranda gözüküyor. 15 dakika, 12 dakika, 17 dakika, 18 dakika. Videoyu açınca dakikaya dönüşüyor. Orada kodluyken dakikası yok.
Gördün mü zamansız? Yani bütün alem bizde böyle durulmuş. Video olarak. İyi yakalamışsınız abi ya. Bu telefon şeyini 18 bin insanda cisimden başka ruh var. Evet. Mesela bir telefon ceset düşünün. Telefon yani bir insan telefon gibi düşünün. 18 bin tane video yüklesen telefonun kilosu değişmez. Değeri de değişmez. Ama içeriklerin hangisini çalarsan o zaman değişiyor. Günah ve sebap olur. Açtın Kur'an'ı, burada ruhaniler geliyor. Açtın horon türküyü, şarkıyı, şeytanlar ve habis ruhlar geliyor. Ve günah kazanıyorsun. Ve onlar da bize sıkıntı veriyor. Ondan sonra sana sıkıntı veriyor. Evlerdeki huzursuzluğun temeli, sebebi o. Temeli bu. Mesela, şeyler... mesela bazı evlere giriyorum, göğsüm daralıyor. Sol kulağım kaşınıyor. Sol kulağım çinlemeye başlıyor. Onlar... Şey mi, negatif evet. Olduğunda, olduğunda aktif oluyorlar, savaşa geçiyorlar. Hocam bizde bir şey oldu mu? Yani şeydir, hassas, duyarlı, çok kendisinde tecrübe etmiş insanlar fark eder. Hepimiz fark ederiz ama denememiş olduğumuzdan dolayı ilgimizi çekmez. Mesela şöyle düşünün. Ömrü ticari şeyde PVC çerçeve yapan, plastik çerçeve yapan bir insan derse geldiğini kabul eder. Şu an oturur oturmaz kapı pencereleri seyreder. Onun bilir oldu eksiklik. Tabii eksiklikti. Hemen takıl olmadı. Ders dinliyor olan orayı çakama diye şuraya bak yakamıyor. Mesela aramızda bir elektrikçi varsa ona ampulü nereye koydu nasıl oldu ya Allah Allah. Ömeden. Ama böyle bir çizgimi çekmez tamam mı? Ampullere bakıyorum hocam. Şimdi he? Ampulleri ben taktım diyorum, onlar tamam yerinde. Tamam. Bak şimdi. Aynen bunun gibi. Ben de girdiğim zaman böyle insanları mutlu görmek istiyorum, huzurlu görmek istiyorum. Dava adam böyle. Onlara yardım etmek istiyorum. Sıkıntılarına derman olmak istiyorum. Tamam. Yani şeytana alet olmasını istemiyorum. Sıkılan sen olmadığını kağıt yaptım. O sıkıntı sana çaktırmadan çaktılar, sana yutturdular. Sen sıkılmıyorsun. Sen kötü değilsin. Kötü olan kötü hisseder. Mesela küllün nefsin zayikatı nefs. Her nefis ölümü tadacaktır. Peki kim ölecek o zaman? Nefis. Sen niye korkuyorsun? Sen ruh bile değilsin. Gel beraber seyahat edelim bak seyret. Benim kazağım. Gir içeriye. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim gömleğim. Vücudum. Derim. Gir içeriye. Benim hissim. Benim aklım. Ben diyen arkada. Benim ruhum. Ben diyen ruh arkada. Benim ruhum diyen ruh değil. Sen arkadasın. Peki ölen kim? Kim biliyor musun? Benim atleti kazağım. Benim gömleğim. Benim atletim. Benim cesedim. Ölecek bu işte. Bu ceset nedir biliyor musun? Ve hanımlarda da vardır zannediyorum. Eğer not alacaksan beden nedir bak. Tencere getirin. Bak tencere mane. Tencereye at, his, heves, heva, tabiat, asap, damar. 6 tane. At içine. Karıştır. Bu nefistir. Git buzdolabına koy bunu donsun. Dondurma olsun. Ceset oldu. Allah Allah. İşte bu. Donunca ceset oldu. Ha, tecessüm etmez şeyi. Evet. Cisimleşmiş. Tecessüm etmez. Aç, fark, kusurdan yoğrulmuş. O yoğrulmuş. Artı bu. Ham maddeler oldu. Evet. Ham maddeler. Allah razı olsun. Kastamonu'da anlatıyorum bunu. Allah Allah. Kastamonu'da. Bir de manevi nefsamer var ki o şimdi lazım değil. Onu da hassas olanlar içeride dolaşıp yakalarlar. Manevi nefsemmariyi. Manevi nefsemmariyi. He o başka. Bak bir daha söylüyorum. Beden nedir bak ona göre düşünün. Beden nedir? Yani şöyle bina nedir? Tuğla, çimento, demir, elektrik, plastik, cam, tuvalet taşı, mutfak musluğu. Ev işte değil mi? Ha buna ev deniliyor. Şimdi senin cesedinden bahsediyorum. Senin. Sen değilsin. Giydiğin elbise. Mesela
kaza, gömlek gibi. Ha şimdi ben ne giriyorum? Şu cesetten bahsediyorum. Ceset nedir? Bunu doktor bilmez ki. Bunu Bediüzzaman söylüyor. Bunu tıpta böyle bir şey göremezsin. Dedim ya, tıbbi konuşma değil bu. Doktor nereden bilecek bunu? Böyle bir şey olmaz ki. Doktor nereden bilecek bunu? Ceset nedir? Sensin diyor ya. Hele gavur zamanı yattan uzaksan. Eve diyor ki, ben bizim eve diyor ki sensin. Eve sensin diyor. Evet. Eve diyor ki sensin. Sen. Evesi öyle diyor. Mesela gözlüğe alettir değil mi? Akıl alettir ya. Şimdi felsefe diyor ki gözlüğe gözdür. La gözlüktür, bakılandır, bakan değildir. Penceredir, ruh bu alemi oradan seyreder. Ama değil ki. Ha kim seyrediyor? Ruh seyrediyor. Ruh seyrediyor. Ha şimdi cesedi bu şekilde tanımlayabilir mi? Bak bir daha söylüyorum. Getir tencereyi. At içine. His, heves, heva, tabiat, asap, damar. Karıştır. Manevi nefse mare. Maddi nefse mare. Donsun bu. Git buzdolabına koy, donsun yani. Dondurun bunu. He. Bu da ceset. Allah Allah, çok güzel oldu. Bunun içerisine kimi koyacaksınız? Şuur. Akıl. Koy içine daha, daha içine. Ve akıl. Daha içine koy. Ruh. Bitti. Sen kimsin peki? Benim ruhum diyen, o ruhun arkasında sen daha arkadasın. Peki. Küllü ruhun bile olmayacak. Küllü ruhun zayikatını. Ruh ölmeyecek. Ruhla ne alakası var? Kağıdı yakın. Kağıdı yaktığınız zaman tabakta kalan nedir? Kül. Gidin onu gömün. Peki kağıtta yaktığımız zaman nur çıktı, duman çıktı. Bu şehrin neresindedir o? Her yerinde, Almanya'nın her yerinde. Bitti. Peki çıkan dumanla nuru kefene sarıp gömebilir misin? Niye ölmedi ki o kurtuldu? Kağıtta hapis değil miydi? Odunda hapisti. Odundan çekip gitti. İşte cesette de ruh ve nefis hapis. Ruh uçar gider. Tabi. Hulusi abinin bir misalini vereyim. Ruhla ceset arasındaki farkı anlatan misalini vereyim. Bir ağaç düşünün diyor. Ağaç. Düşündünüz mü? Oraya bir kuş yuva, yumurta, şey, yuva yaptığını farz edin. Ustadın talebesi ya ustadın. Tamam mı? Bak hayal ettiniz mi? Ağaçta bir kuş yuvası var mı? Var. Orada kuş oturuyor. Bir iki tane adam, siyah beyaz adam hızarı almış ağacı kesseler. Har 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 ağacı kesseler. Kuş da yukarıdan baksa diyor bak. Ağaç kesilse, devrilse kuş ne olur? Uçar gider. Devrilir mi kuş? Uçar gider. Ruh kuştur. Beden ağaçtır. Siyah beyaz adam, zenci beyaz adam gece ve gündüzdür. Hızar ise hırr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 r
ki ağaç devrildiği zaman kuş da devriliyorsa sen de ölürsün. Ağaç devrildiği zaman kuş uçar gider kardeş. Tamam, uçar gider. Ha, ruh da uçar gider beden devrildiği zaman. Beden biraz şey, ağaç biraz kurumuş. Ya kurumuş da işte. Dalı kurumuş, kökü kurumuş. Kuş için önemli mi? Yok. Kuş yuvasında duruyor. Efendim ağaç yandı gitti kırıldı. Başka ağaca gider. Yuvayı başka yerde yapar. Yani ruh da böyledir. Başka. Devam ediyorum. Ruh başka aleme geçiyor, orada hayat devam ediyor. Tabii canım. Yani ahiret dünyanın bitişi değil ki arkadaşlar. Aslında uzun kısa yaşama nasıl oluyor o zaman? Ha. Şimdi. Bazı ağaç uzun yaşıyor, bazı ağaç. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 63 sene yaşamış. Ruh için uzunluk kısalık yoktur. Uzunluk kısalık zih hayatlarda hayat sahibi olanlar içindir. Zih ruhlu için değil. Mesela sana soruyorum. Özcan'dı değil mi Özcan abi?
Bolu'da gördüm, şey Bursa'da. Bursa'da çıkarken dağa, Bolu Dağı'na, şey Bursa. Bursa'ya çıkarken, Uludağ'a çıkarken tabelada yalnız 725 mi 925 sene mi ne yaşı varmış o ağacın. Çınar ağacı. Çınar. Abi de çınar ağacı. Tabelası. 925. Hadi 700'e olsun. Soruyorum hocana. 700 sene kereste olarak mı yaşamak istersin? Bir saat insan mı? Vazgeçme insanlığından ha. Yoksa adam gibi adam. Adam gibi adam olursun. Yoksa odun olur, sobaya girersin. Başka hiçbir şey yaramazsın. Abi o zaten o kalp ve ruhun geleceği hayatına çıktığı zaman cismani az yaşamış çok önemli değil. Hiç önemli. Ruh için. Vazi müstakbel zaten binlerce seneyi ucuna katabiliyor. Ruh için uzunluk kısalık yoktur. Önemli olan ruhtaki onaylanan ve reddeden şeyler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desem bir dakikada günahın dahi olsa bak iman oldu. 350 sene yaşamış, bravo boğulmuş. La ilahe illallah diyemediği için 350 sene hiçbir şey yaramadı. Size şöyle bir misal vereyim. Kur'an ve hadisi bu şekilde tanımlayacağım size. Diyor ki milyarlarca yerin altında insan yatıyor. Burayı bir dinleyin ama. Bak burası Hacı çok ben. Önemli. Abi dinleyelim. Çekil gideyim bari ya. Bunlar küsecekse... Yavrum biraz susun da ya. Gidelim abi. Susun ya. Evet. Maalesef. Tamam. Yemedi mi buraya? Ha bak şimdi. Baban yanına git. Tamam abi. Tamam. Sakin ol. Yapmayalım ya. Tamam. Şimdi bak. Ne diyorduk? Hepiniz gaflette miydiniz? Ne dediğim? Yok, kaç bin kişi yatıyor yere. Ha bak. Demek ki sen huzurdasın. Tamam. Şimdi milyarlarca insan toprağın altında. Kafirleri kastediyorum. Değil mi? Milyarlarca. 550 sene yaşayan var. 350 sene Firavun yaşamış. Tamam. Yani milyarlarca kafir yatıyor. 350, 500, 450 Öşkeni çok yaşanır. Tamam mı? Tamam. Kur'an ve hadis lisanında diyor ki bunlar Allah'a karşı inleşiyorlar. Ya Rabbi bir dakika daha kıyamet kopmadı. Ahiret yok. Şu anda berzahtayız. Ya Rabbi ne olur nasıl dualar ediyor? Hadiste ayette geçiyor. Ne olur bizi bir an yukarıya çıkar. Bir ay ya. Bir dakika. Ne yapacaklarmış biliyor musun? Çıkacaklardı zaman geçmesin diye, 10 saniye bitmesin diye La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çam çam diyeceklerdi. Hani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desem zaman geçer. Peki iki bak 350 sene yaşamış bir şey yaramamış. Ne istiyor Allah'tan? Bir dakika istiyor. Ama Kur'an diyor ki asla ona bu an bir an verilmeyecek. O zaman iyi dinle şimdi. Yerin altında milyarlarca insanın inleşip istedikleri bir dakika onlara geçmezken senin elinde dakikalar var. Bak yaşıyoruz. O zaman hadi siz içinizde ben de dışımızdan hemen bir kullanayım onu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bak kafirin eline geçmemiş. 350 sene yaşamış insanın eline geçmeyen şey bizim elimizde daha gitmemiş. Ama vefat ettikten sonra bu da yok. Arkadaşlar, kardeşlerim, sekeratta ölüm anında çok insan da yanında bulundu. Ama o anda ben hissediyorum veya benim manyaklığım. Yani o anda öyle bazıları inleşiyor ki gözüme böyle bakıyor, yardım et beni, bana yardım et diye böyle çıldıran, çıldırası ama ses bitti. Ses yok biliyorsunuz, ilk önce ses kesiliyor. Sonra göz kesiliyor, ölünceye kadar kulak kesiliyor, kulak duyuyor. Gözü nasıl biliyor musun böyle?
bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, kurtar diye feveran ediyor ama sesi bana gelmiyor, ondan da çıldırıyor. Niye duymuyorsun benim sesimi diyor. Oh. Ama ne yapayım? Yapacak hiçbir şeyim yok. Ama o anda neler olduğunu kitapta okuduğum için adamı hissediyor. Yani böyle bir rastladığım, sekerata rastladığım adamdan sonra benim tam 15 gün havam değişiyor. Kendime bu ilimle dönene kadar zorlanıyor. Peki o ne yapacak? Ben seyrettim daha. Ben 15 gün kendime gelemedim de o şimdi kabirde nasıl ödeyecek bunu? Peki ne yaptın da değdi? Değer miydi yani? Öyle bir şey yap ki cehenneme girmeye değsin. Ya işte gözünü seveyim ne yaptın da diyecek diyor. Doğru söylüyorsun. Ben de öyle diyorum. Cehennem öyle bir şey yap ki git. Lan gidersen cehenneme diyeceksin ki yani aşağıda. Değdi. Lan yaptı geldik ama cehenneme lan değdi ya. Yani değer mi? Değmez kardeş. Ne yapalım sevgili kardeşim yeter ki bir şey duy. Ne yapıyorum biliyor musun size? Ders yapmıyorum ha. Merdiven koyuyorum. Kuyudan çıkmak için. Cesetten çıkmaya merdiven. Abi her şey üstü üstüne geliyor. Tamam işte üst üste geliyor. Basamaktır bas çık işte. Ya alt alta gelse ne yapacaktın aşağı gidecektin. Ne güzel. Tabii ya. Belalar nedir biliyor musun? Gözdür göz, gözlüktür. Olayları farklı görmene hastalıklar vesiledir. Ben Fransa'da, Strasbourg'da Risale-i Üstad'ı vardı. Hasta geldi. İşte Fransız var, o geliyor falan. Dedi ki bir tanesi, bana ne önerirsin hastayım dedi. Dedim ki 25 tane basamak var dedim, merdiven dedim. Hangi merdiven dedi, ben hastayım dedi, merdiven sormadım size dedi. Öyle. Dedim ki kuyudan çıkmak için merdiven var. Öyle mi ya? Hangi kuyudan? İşte o sıkıntı, hastalık kuyusundan, buhran bunalım. Dedi ki hakikaten evet dedi ya benim sıkıntı var. Nasıl merdiven dedi, 25 tane deva var dedim bak şurada. Yani hastalar risalesi. Ondan sonra ya arkadaşlar bir cümle insanı azat eder, bir cümle insanı köleleştirir. Duyduğum bir derste, koca bir dersten bir saat önce, yarım saatte şimdi olsa bu ikisi bir buçuk saatte, iki saatte bir cümle yakalamışsan kendine göre bir rehber, kendine göre bir dürbün, kendine göre bir merdiven, bir gözlük, bir ip. Sana böyle belki de bir ay gider sana. Motive edersin. Yusuf'u kuyudan çıkartacaksınız. Kuyu bedendir, Yusuf ruhtur. Devam edeyim. Telefonun dışından, telefonun içine bakarsan zaman yok. Ama video var ya içinde. Açtığı zaman video bir saatlik. Bir saat oturman lazım. Ama telefonu aç, içine videoya bak böyle dosyaya, hiç zaman yok. Telefona uzaktan bakın, içeride neler olduğu da belli değil. Şu telefona bak, önümde telefonlar var. Ne var içinde, ne bileyim? Dışlar hepsi aynı. Ha, senin dışlar hepsi aynı. Bak abiyle, kardeşle sen de aynısın, iki gözünüz aynı yerde. Senin göz de aynı yerde, senin kulağın da aynı yerde. Ama içeride, ooo. Evet. Acayip değil mi? Herkesin bir alemi var. Herkesin bir alemi var. Kardeşim, doğru düşünürseniz kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bu cümle şuradan çıkartmışım Risale-i Nur'dan. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel dediğimiz şey nedir? Allah'ın güzel dediği şeydir. Yoksa, orada bir tane açık saçık geliyor. Oo ne kadar güzel. Lan ne yapıyorsun? Lan güzel gören güzel düşünür işte biz de güzel görüyoruz. Allah'ın güzel dediği şey güzeldir. Güzele bakmak sevaptır diyor. Güzele bakmak sevaptır diyor. Oysa güzel dediğim şey Allah'ın dediği güzeldir. Allah'ın neden güzel olur? Ne eder? Çirkin olur. Güzel. Telefonun dışından telefonun içine hem haşir yapıyorum biliyor musunuz? Farkında mısınız? Abi, bizi uçurdun abi biz geziyoruz şimdi. Yani haşir aslında bu telefonla. Ya cesede bak. Abi ne var? Bir tane söyle demişti. Türkiye bir güldüreyim size. Abi gir içeri. Allah aşkına diyor ya. İçeriye mi girdin? Böbrek ve karaciğerden başka bir şey yok dedi ya. Nereye gireceğim dedi. Ulan aferin lan sana dedim. Bak bir tane.
Bir de şöyle rastladım Ümraniye'de. Bak dedim, hayatınızı dolu dolu, heyecanlı, böyle zevkli yaşamak istiyor musunuz? Burada da bir de söyleyeyim. Evet. O zaman hayatınıza şu 4 soruyu sorun. Eğer hayatınızı canlı, dolu, heyecanlı yaşamak istiyorsanız hayatınıza şu 4 tane soruyu sorun. 1. Ama cevabı arayın. Nereden geliyorum? 2. Nereye gidiyorum? 3. Burası neresi? 4. Ben kimim ve ne yapacağım? Vallahi buna ciddi cevap bul. Dünyan cennet olur. Bak, ben nereden geliyorum? Buna cevap ara dedim. Bunun için anlattım biliyor musun? Bir tanesi Kırşehirli, hiç unutmuyorum. Varsa da kusura bakmasın böyle de. Bir tane delikanlı. Dedim ki bunun bu soruyu sorarsanız hayatınız kaliteli olur. Hocam dedi ya, bu dedi zor soru değil ki dedi ya. Bu neye soracağız ki dedi. Karabalığın içinde. Dedi ki nereden geliyorum? Kırşehir'den geliyorum hocam dedi. Aferin lan. Ben de neciyim? Ben dedi kaynakçıyım dedi. Burası neresi diye soruyorsun. Burası Ümraniye hocam dedi. Nereye gideceksin? Para kazandıktan sonra Kırşehir'e döneceğim. Ula aferin lan, gene buraya bakalım. Dedim bir bakayım ne biçim adamsın sen. Uzakta durma. Sonra ders yarım saat devam etti. Yarım saat sonra anladı. Dedi ki hocam dedi ya. Ya biz, ben anlamamışım bunu dedi. Biz dedi o Allah'tan geliyormuşuz. Hah. Ama yarım saat geçti, hala orada mısın dedim. Bak orada takılmış. Çok iyi. Bak hayatınızı bir daha söylüyorum. Dolu dolu, heyecanlı, zevkli ve şevkli. Bak ben şevkliyim. 53 yaşındayım. Sabahtan beri de konuşuyorum. Maşallah. Konuşuyorum da. 3,5 saatlik yolda 6 saatte geldim. Yol hem yağmur hem kapalı. Kapalı. Yoksa ben 5-6'da buradayım. Niçin anlatıyorum biliyor musun? Bak hayatıma sıkıntının girmesine, zehir etmesine müsaade etmiyor. Kapılar kapalı. Kapatmaya çalışıyorum. Bu vurursa vurup geçiyor. Yağmur vurup geçiyor. Bu uzun vadeli yağmur yağdıramaz. Vallahi yağdıramaz. Kafasını koparır. Hocam hareketten oluyor değil mi? Koşturma. Hareket ve meşgul oluyor. İki tane doktorum var benim. Siz de bu doktora gidin, hayatınızı cennet yaşayın. De bunu deyince diyorlar ki la hangi doktorla ortak çalışıyor? Bir, doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Allah Allah. Evet. Meşgul ve teslim olacaksın. Allah'ıma teslim olmam için ise doktor teslimiyetini arttır. Ona git. Doktor teslimiyet. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkül, tevekkül. Sadi sadi. İki, doktor meşguliyet. Mesela senin işin var mı? Var. Basına diyorum ki iş, abi hocam dedi abi Nurcular abi diyor, diğerler hoca diyor. Diyor ki hocam diyor canım sıkılıyor. Ne iş yapıyorsun? İşsizim dedi. Hilfeden geçiniyorum. Dedim ki git 1000 lira harca yol parası masraf, işe gir. Maaşın 800 lira olsun. Ne demek ya? 800 lira maaş alıyor. Ettiği masraf, yol masrafı, yemek bilmem ne. 1000 lira. 200 lira cepte. Niçin dedi hocam? Ben işi iş olarak görmüyorum. Tedavi olarak görüyorum. Doktor meşguliyet. Evet. Yoksa al süpürgeyi, git dershaneyi sil. Lavaboları temizle. Camları sil. Boş durma. Evde oturma. Yani boş boş. Evde otur. Kitabını oku. Kur'an'ını oku. Eğer televizyonun karşısında oturursan, televizyonun Türkçe manası çocuk delirtme aletidir. O zaman geleceksin buraya, çocuk okutacaksın, Elif Betes'e. Bak ben 2 sene önce çocukları, bunları var ya, onun için sarılıyorum. Bazısı da yadırgıyordur belki, koca ufak çocukları sarılıyor, bilmem ne yapıyor. Niçin biliyor musun? Peygamberimiz hakikaten. Ben 283 çocuk okuttum 2-3 sene önce, yaz tatilinde. 3-4 tane arkadaşla. Çocuk sevmese ben yapabilir miyim? Ben işimi sevmiyorum. Çok seviyorum. Semet düşüktür. Çok seviyorum. Eğer bir insan bir işi yaparken yoruluyorsa o işi sevmiyor demektir. Hanım dese ki misal. Ya bugün öldüm. Mutfakta canım çıktı.
Öldüm, dirildim, öldüm. Ha, demek ki bu temizliği sevmiyor. Tamam. Adam dese ki işten geliyorum. Abi, i̇şten anla diyor diyor. Duysun diyor. Onlar için söylüyorum zaten. Ama adam dese ki ya dükkandan geliyorum, pestilim çıktı ya, yorgun. Demek ki o işi sevmiyorsun. Ben sabah 5'te kalkmışım. Hala sabaha kadar yürürüm. Yani ders yaparım gece. Niye? İşimi sevmek düşüktür. Çok seviyor. Anladın mı? Çok seviyor. Ve sizi de seviyorum ki buralara kadar geldim. Bu gecenin bu geç saat olduğunu biliyorum. Ben dıngır dıngır gittiğimi böyle şey hevesi değilim. Yapmıyordum. Bak Mahmut abiyle münakaşa yapa yapa indik. Lan bir ders yaptık lan, ne dersi ya? Diyordum. Ya olur falan. Tamam neyse, haklı çıktı. Niye biliyor musun? Ya bir kelam da eğer farklı bir kelam duyarsan sana merdiven olur. Sana gözlük olur. Sana bir dürbün olursa ne ala. Mesela bir tanesi telefon ediyor. Abi çok kötü durumdayım. Abi çok kötü durumdayım. Kuyudayım abi. Nereye baktın? Nereden biliyorsun kuyudu? Abi kuyudayım abi, gözünü seveyim, kuyudayım. Bir bak dedim, aşağıda daha yer var mı, aşağı gidecek? Abi sen anlamıyor musun, kuyunun dibindeyim. Hah, şimdi o zaman daha gidecek makamın kalmadı. Çık yukarıya, şimdi sıra çıkmakta. Kuyunun dibinde. Eğer mesafe varsa in diyecektim biraz. Tamam. Şimdi ne biliyor musun? 8. sözdeki şeyi söyledi. 8. Bak şimdi kitap okudunuz. Bunu anlatıyorum, kapatıyorum. Bu meseleyi kapatıyorum. Son. 8. söz, bildiğiniz bir söz, psikolojide kullanacağım. Bak. Adamın bir tanesi çölde yürüyor. Aslan saldırıyor. Bak bildiğiniz bildik ama bakayım bilmediğiniz taraf olacak. Sonra kendisini kuyuya atıyor. Susuz kuyuya atıyor. Ustad altını çiziyor susuz kuyuya. Ha, tamam mı? Son konuşmam bu. Bırakacağım. Ondan sonra aşağıya düşerken incire takılıyor. Aşağıya bakıyor ki ejderha, yukarıya bakıyor ki bekçi gibi bekleyen aslan. İncire takılmış. İncirde de binler çeşit meyvelerin filistesi var. İncirin de kökünü siyah beyaz fare kemiriyor. Bak ağaca takılan adama bakın. Aslan değil. Ejderha değil bu adam. Kuyu değil. Kuyunun da o içinde görmüş olan incir değil, değil mi? O adam dalda takılan ben olan bendir. Tamam mı? Kuyu ise bedendir. Kuyunun yüksekliği ve alçaklığı ömürdür. O siyah beyaz gece gündüzdür. Bak şimdi. Aşağısı ejderha düşersen yutar seni. Yukarıya çıkmaya muvaffak olsan aslar yer seni. Kuyudan nasıl çıktılar? Adam kuyudan nasıl çıktı? Onun senaryo o şeyin olduğunu anladı değil mi abi orada? Baktı ki bu işler bizle alakalıdır. Neyle anladı? Duayla anladı. O değil. O cümleyi söyleyeceksin. Ey bu yerlerin hakimi. Yok. O cümleyi söyleyeceksin. Ne ile kurtuldu? O kuyuda ne ile kurtuldu? Sır. Bu işte bir tılsım var. Bir tılsım. Hah. Özcan abi, Özcan dedi. Bu işte bir tılsım var kelimesi. Anahtar düğme oldu. Elektrik düğmesi gibi şarten. Her şey ters oldu. Terse döndü. Bak arkadaşlar. Kuyunun yüksekliği, kısalığı, ömür hiç seninle alakası yok. Yani aslan ata inkılap ediyor. Bu hayatta tılsım olduğunu, yani bu hayat olması, burası olmadığını, bu hayatın öteler adına çalıştığını, çok mühim bir koridor ve kavşak olduğunu fark ettiğin anda sıkıntı mıkıntı kalmıyor. Çünkü niye? Sen bir şey adına yaşıyorsun. Bir şeye doğru gidiyorsun. Arabayla buraya gelirken yağmur gördün. Davanda vazgeçtin mi? Sana sıkıntı oldu mu? Hayır. Araba cesettir. Yağmur viraj, efendim şeydir, hadisattır. Şöyle diyeyim. Bir dağın etrafını saran bir yol düşünün. Ucu belli değil bucağı. O yol hamdır, hamd. O yolda giden araba şükürdür. Yolun kenarlarında petrol ofis, lokantalar da nedir? İbadetlerdir. Ha iyi dinleyin. O yolda giderken viraj almak hastalık ve musibettir. Virajını al, biraz sonra zaten yol düzlenecek. Hep viraj olacak hali yok ya. Biraz sabret.
virajı doğru al. Ya nereden çıktı bir viraj ya, Allah Allah deme. Çünkü düz yolu sana güzel gösteren virajlardır. Efendim kasisler var, çukur böyle delik taşta falan. Onlar da günahlardır. Arabanı sarsıyor, çok da hızlı gidersen lastiğini patlatır. Direksiyondan elinden de alabilir. Tamam. Peki geceniz, gündüzünüz... Abi bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Burada hani ekstra dedin ya, Üstad Hazretleri ekstra o da ikaz ediyor. Susuz kuyu diyor. Niçin kuyuya atladı demiyor da susuz kuyuya diyor. Peki. Biraz bir şey olmasın abi. Ne? Yani kendinde bir şey olmamasın insanın. Bak şimdi. Oruç, Ramazan orucu nefsin neresine darbe vuruyor? Firavunluk cihetine. He? Firavunluk cihetine. Firavunluk cihetine. Ha. Niye Nemrut demiyor? Ha, Firavun nerede boğuldu, geberdi? Suda. Ve oruç cinselliğe ve açlığa darbe pek vurmaz. Susuzluğa vurur. Vücudun kaçta kaçı sudur? Dörtte üçü. Dörtte üçü. Oruç oraya darbe vurur. Su 23. sözde İslamiyet'tir. İslamiyet suyla iman ziyaret. Ha. Dolayısıyla susuz bir kuyuya. Yani İmansız. Peki Firavun'u boğan su Musa'yı niye boğamadı? Çünkü Musa şeriatçıdır, sünnet-i seniyecidir. Sünnet-i seniye yaşarsak o suyumuz dolar. Tamam mı? O suyumuz dolar. Ne aşağıda ejderha kalır, ne yukarıda aslan kalır. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla. Orada tılsımı anla. Yani ben bu dünyaya nereden geldim? Nereye gidiyorum? Necidim? Necim? Burası neresi? Bunu, bu soruları sormak tılsımdır. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Allah nesillerinizden, nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şirireleri evinizden ve bedeninizden hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selametin sebebi olan erva aliyeleri, ruh kutsileri bedeninizde ve evinizde Cenab-ı Hak nasip bin müessir eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Allah'ım neler isteyeceğimi de bilmiyorum. Nerelerden de sığınacağımı bilmiyorum. Ya Rabbel Alemin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nereleri istemişse, neler istemişse ben de istiyorum. Biz de istiyoruz. Amin. Ya Rab onları bize nasip eyle. Amin. Nerelerden sığınmışsa biz de onlardan sığınıyoruz. Amin. Onlardan emin eyle Ya Rabbel Alemin. Bakır davakumin elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tıma selavat.